Minik Ecrin'le ilgili haberimiz var. Çünkü çok merak ediyorsunuz. Biz de gelişmeleri sizler gibi yakından takip ediyoruz efendim. Savcılıktan açıklama geldi. Cinsel istismar iddiaları hakkında açıklama yapılmış. Adli tıp inceleme başlatmış. Cesette hayvani müdahale Görülmüş. görüldüğü ortaya Evet. çıkmış. Cinsel istismara uğradı mı? Tabii ki en önemli kafamızdaki soru bu. Ve 1,5 yaşındaki Ecrin'in ona ait olduğu sürülen kafatası ve kemik parçalarının ormanlık bir alanda bulunduktan sonra bu açıklama yapıldı en son. Ne diyorsun? 100 metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğu tespit edildi. Kafatası, kaburga, kaval kemiği gibi bir takım parçalar. Parçalar bunda mı? Şu Ama anda hayvan... Ecrin'e ait olup olmadığını Onu bilmiyoruz adli tıp söyleyecekmiş yani. ama enteresan bir Muhtemelen. şekilde hayvan izi, hayvanın diş izleri bulundu. Şimdi artık şu hale geldiğimiz için üzülmeli miyim? Şaşkınlıkla bu haberin sonunu izledim. Hani inşallah dedim, inşallah o kafatası, o bulunan kemikler gerçekten bir hayvan tarafından o hale gelmiştir. İnşallah insan görünümlü başka bir hayvan bunu yapmamıştır dedim. Tabii bu parçaların Ecrin'e ait olmadığını da içimden geçirerek inşallah hani değildir ama vaziyet biraz kötü. Yine de bir hayvanın yapması bile inan biraz içimi şey yaptı ya. Yani biz artık insan görünümlü hayvanlardansa o hayvanlara hayvan demeye utanır hale gelmektense gerçekten bir hayvanın saldırısına mı uğradı diye düşünmedim değil. Evet, şu an şüpheli Üvey görünen amca. kişi üvey amca. Hala Üvey gözaltına amcanın, alınmadı ama. evet, gözaltına alınmadı. Çünkü o yani bir delil yok, bir şey Yok, yok. evet, yok. Bakalım ama sorguya alındı mı bildiğin kadarıyla? Yani bilmiyorum. Ben Müge Anlı'yı onu sıkıştırdığında izledim o Sorgu videonu. televizyonda alınıyor artık. Evet, Onu artık biliyoruz zaten yani. Müge Anlı Dışında, ciddi dışa suçlu. yani Ha, onu alındı bilmiyorum mı? ama Müge Anlı onu biraz köşeye sıkıştırdığında cesedin yerini değiştireceğim gibi bir cümleyi ben duydum. O videoları da sürekli izleyeceğimiz atmışlar. Ama bu ne demek yani cesetin yerini değiştirecektim ne demek bilmiyorum. Aklıma şu da geliyor. Ceset gerçekten başkası tarafından yapıldı da oraya aç hayvanlar mı bırakıldı? Parçalansın diye, parmak izi olmasın diye. Tabii o da Her şey olabilir olabilir. tabii, ay Evet, Allah. savcı kaybolan çocuğun ormanlık alanda bir hayvanın en önemli detay buydu. Tekrar o yüzden söylüyorum. Bir hayvanın saldırısına uğramış olabileceğini, cesedi buraya taşıyanın insan da hayvan da olabileceğine dikkat çekiyor. Bakalım Biraz zaman gerekecek ama tabii ki zaman ortaya gerekecek. çıkacak. Tabii şu anda en güzel haber cinsel bir istismar söz konusu yok ilk bulgularda. İlk Yani bunu bulgularda. sonuç olarak söylemiyoruz. Şu ana kadarki bulgularda herhangi bir cinsel istismara denk gelmedi. Acaba bu çocuk ihmalle mi ölüp korkutu da mı koydu bilmiyorum. Yani bu çocuk herhalde yanlışlıkla mı öldü ya? Hiç bilemeyeceğiz, Ay biliyor musun? bilmiyorum Yani valla. ben yani bilmiyorum da annenin tartışmaları da çok enteresan. Çocuğun babasıyla alakalı tartışmalar da sürüyor. Devam mı ediyoruz Devam tartışma? ediyor. Yani artık anne başka şeyleri düşünmesin. Yani bence çocuğun katiline odaklanması lazım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Ecrin bebekten gelecek haberde. Daha doğrusu o kemiklerin kime ait olduğundan ve niçin, kim tarafından, nasıl öldürüldüğünü merak ediyoruz. Peki. Son İnşallah bizi gelişmelerle daha yine fazla bize de bu yakmaz. gelişmeler gelince sizlerle paylaşacağız sevgili seyircilerimiz. Aklım ne beynim şu ikinci habere gidemiyor bir türlü Bircan. Ecrin'deyiz, değil mi? Ecrin bebek yani. Sonrasında daha zaten. Evet. 1,5 yaşındaki Ecrin bebek. Herkes onu konuşuyor. Minik Ecrin'in olduğu iddia edilen bebeğin Ay. cesedi parçalanmış halde bulundu. İzliyoruz. Oo. Bu haberden kaçtım ya. Kaç gündür kaçıyorum. Yani Evet. insanlar herkes DM'den atıyor ama ne kadar kaçarsan gerçeklerden kaçamıyorsun işte ortaya çıkıyor ve 1,5 yaşındaki bir bebekten bahsediyoruz ya cesedi parçalanmış halde bulunan bir bebekten bahsediyoruz. Bu kafa yapısına nasıl geliniyor, nasıl bu hale geliyoruz? İdam idam istiyoruz ama idamdan evvel de bu hale nasıl geldiğimizin bir araştırılması gerekiyor ya. Bu sosyolojik bir olay. Hakikaten ailede nasıl bir eğitim alıyoruz? Nasıl yetiştiriliyoruz? Nasıl büyüyoruz? Bir Ya buçuk artık yaşındaki cana nasıl kıyabiliyoruz biz? Bu nasıl bu kafa yapısı ya? ya şimdi artık yani yemek yiyip uyuyup uyanmayı büyümek olarak gelişmek olarak addeden bütün kafası geri insanlar için söylüyorum. Böyle bir gelişme, böyle bir büyüme, böyle bir olgunlaşma yok. Bakın soruya bak. Beni ve benden alan bir soru var. Su boğulsa ya da toprakla gömülse parmak izi belli olur mu? Yani suyun ve toprağın
üzerine gelecek toprağın parmak izini yok edip etmeyeceğini merak eden bir zihniyet var. Bir kere ben onun niye merak ettiğini ben merak ederim. Değil belli. Mi? Zaten günlerdir Müge Anlı'nın üzerinde durduğu bir durum. Bu beni çok enteresan bir şekilde etkileyen bir cümle var. Annesi diyor ki benim çocuğum daha anneyi zor söylüyordu. 1,5 yaşında da annesi El söyleyecek. kadar bir çocuğum vardı, buralarda oynuyordu diyor. Bakın ben her türlü, biz burada her türlü haberi gördük ya. Her türlü haberi gördük ama aklımızın almadığı savunmasız canlılara, daha konuşamayan canlılara yapılan bu işkence. Şimdi korkuyoruz. Elimiz vicdan, elimiz kulağımızda, aman Allah'ım şimdi cinsel saldırı mı diyecekler. Aman Allah'ım çocuğa bir şimdi ne yaptılar, bir şey mi yaptılar diyecekler. Niye biliyor musun? İnsanlığımdan utanıyorum çünkü. İnsanlığımdan utanıyorum. Zaten parçalanmış bir ceset. Devamını getirmek istemiyorum. Otopsiyle bugün belli olacak. Zaten yüksek ihtimalle de maalesef Ecrin'in, çünkü ayakkabı ve kazak. Çocukları da yapmak için yapmayalım ya. Yani eğer sahip çıkabileceksek, gerçekten bakabileceksek, o Üvey çocuğu amcaya. başı boş bırakmayacaksak yapalım. Ya Allah'ın takdiri ama hakikaten herkes de tövbe tövbe, herkes de anne olamasın. Evet, olamasın. Bakabilecek, çocuğuna sahip çıkabilecek annelik vasfı olanlar olabilsin. Dua ediyoruz ya, Allah'ım herkese versin. Allah'ım herkese vermesin işte. Yani 22 gün boyunca bu arada bu 22 ummanlı gün ya. çalışma devam etti. Yani ben üvey amcaya çocuk bırakma, ya 1,5 yaşındaki çocuğa erkek cinsiyetinde birisi nasıl bakabilir ya? En fazla el ayağı, babası dışında, yani babası belki biliyordur çocuğun huyunu suyunu da. Bak mesela onda ben gördüm. Gerçekten baba değil, tamam mı? Ama o kadar güzel vicdanı var. İnsan, anladın mı? Normal olması gereken o ya. Benden daha iyi çocuğuma bakacak insan da gördüm ben çevremde. Öyle mi? Yani Ben üvey bunda amcaya... bir tuhaflık. Üvey amca da olsun ya, normal Bu birisi. mu? Evet, Özkan, bu. evet. Bak, bu üvey amcanın enteresan bir Bu diyaloğu var. babası Özkan Kurnaz, amcası olan. Ha, bu. Peki Evet, amcası bu yayına annesi gelmiş mi? babası. Gelmiş, Müge Anlı Ha, sorular sormuş. İşte bu bu. amcası. Bu amcası. İfadeler var mı Derya? İfadeleri bir Ay verelim bak, bakalım. hiçbir şey Kim ne söyleyemiyorum demiş? şu an. Şimdi aynı saatte bizimle birlikte Müge biliyorsunuz yayın yapıyor. O yüzden tam yayını takip Evet, edemiyoruz. ama Belki şoka siz girdim. bizden daha iyi biliyorsunuzdur ama görüntüleri, ana fikrini, özetini izledik. Hep beraber izledik ve ilk önce Bircan'la ikimiz cinsel istismar yoktur Yoktur deyip dedi. sonra aramalar, İnternette aradığı yenge, siteler. yeğen Ay. aramaları, internette aramaları, ondan sonra şeytana laf atması, işte Ama şeytanın götürdüğü kesin. Bu şeytanın, hayattan onu ha bir şeytan götürdü tabii ki, gerçekten. ama deliye mi oynuyor? Yani şu Çok. an O kadar aklı başında ki Ece, cümleleri bak. evet. Onu bir soru soruyorlar. Aynı hızla bambaşka bir tezi çürütüp bambaşka bir soru soruyor. O kadar aklı başında ki o şeytan metan ayaklarına. Siz şeytansınız. Şeytan görünmez oldu zaten sizin gibi insanlar yüzünden. Artık yok yani öyle bir şey. Hepiniz siz şeytanlaştınız. Şu bakışlara bak ya. Bir tane izleyicimiz demiş ki Ela, babaanne de şüpheli durumda. O da bu olayı biliyordu. Ah Ece Hanım, ah diyor. Olaylar çok karışık. Kadın kocasını, yeğenini, öyle bir şeyler yazmış, anlayamadım. Sapıklığı özendiren Zümrüt Apartmanı gibi kitaplarda, ondan da Birazdan bahsedeceğiz. Efendim bahsedeceğiz. birazdan bahsedeceğiz. Biz ne zaman bu kadar kötü olduk diyor Sümeyra Malgaç. Gerçekten bilmiyorum ya. 1,5 yaşındaki çocuktan ne ister birisi ve... Ay çok fena. Şimdi şöyle, Çok Ecrin üzüyorum, evet. doğduktan 4 ay sonra baba vefat ediyormuş galiba ve işte o biraz önce gördüğümüz amcanın abiyle Evet, evleniyor. üvey Yani babası var. aslında üveylik oradan geliyor. Yani Evet. Ecrin, bir de adam diyor ya benim içim yanıyor. Ecrin'i bulun falan. Hiç inandırıcı değil ya. Ben şu anda izlesem herhalde sinir krizine girerdim. Bir aile vardı, şimdi söyle, hani konuşması yasak bir aile var Palo. ya. Ha, şimdi o da bunun gibi tüm Türkiye'nin peşine düştüğü bir altında, yani hale gelmiş. Bakalım o kemiklerden ne çıkacak? Tabii ki yani ne yazık ki aile de tespit etmiş. Her şey Ecrin'e ait. Yalnız izleyiciler diyor ben kaçırdım mı onu bilmiyorum ama resmen itiraf ediyor burada bir canım, görmüyor musunuz? Bakın itiraf etti, bak. Parmak izi olayını mı? İtiraf ediyor diyor. Yani neyi itiraf ediyor? Adam sürekli ben yapmadım diyor. Cesetin yerini değiştirecektim. Asker geldi gibi bir cümle kullanmış Ece. Bu bizim izlediğimiz şeydi. Yani gerçekten artık zaten o kadar masumiyet karinesi diye bir şey var da şeyde, yayında söylemiş. Masumiyet karinesi diye bir şey var da
Ben şimdi bir şey söyleyemiyorum sırf bu yüzden. Ama bazen de görünen köy. Evet, görüntülerde tam onlar yok ama yani sorduğu parmak izi çıkar mı? Bunlar zaten bir takım belirtiler. Ama Bu polisimiz, soru herhalde sorması. emniyet teşkilatımız en doğru karar verecektir. Ama şu görüntü ve yani aradığı şeyler, yenge, yeğen, Yeğen. internette aradığı şeyler hakikaten normal şeyler değil. Allah Allah. Anne de sorumsuz demişler. Evet, biraz evvel de dediğim gibi hep deriz ya, Allah isteyen herkese evlat versin, isteyen herkese vermesin. Allah'ım, Rabbim, şu Ramazan ayında çok işten diliyorum. Bakabilecek, çocuğuna sahip çıkacak, çocuğunu sevecek, anne vasfını taşıyanlara annelik duygusunu yaşatsın Rabbim inşallah. Yani Amin. böyle Birçok çocuğu ünlünün doğurup sokağa atacaksın, şuna emanet edeceksin, buna emanet edeceksin. Öyle ben de doğurum, herkes doğurur, 1.000 tane doğurur. Bakabileceksen doğru. 1,5 yaşındaki çocuğun hayatından bahsediyoruz. Bu kadar kolay olmamalı bir de bu hiçbir kadar şey. pişkin olmamalı ya. Müge Anlı'ya dönüp böyle diyor. Ben de sana soruyorum o zaman, nerede bu çocuk diyor. Yani pişkin. Senin yanındaydı en son çocuk. Bu arada Ece, ben bir şeye dikkat ettim. Diyor ki ben de onun yanında uyudum diyor. Çünkü o yanında birisi uyumadan uyumuyor diyor. Yaklaşık 4 saat 5 saat uyuduğundan bahsediyor Ecrin. Annem de bizi gördü diyor. Anne direkt suçlu. Yani Ecrin veya babaannesi. Direkt suçlu oluyor bu durumda. Hani görmediyse ve gördüm diyorsa siz de yalancısınız. Babaanne olan, üvey babaanne olan. Tabii birçok kişi tepkisini gösterdi dün. Biz bu olayın içine bile girmekten korkuyoruz. Ecrin'in de Ya söylediği evet gibi ya, yani artık çok bu rahatsız edici şeyler. gerçekten artık çok rahatsız edici bir şey. Bir Evet. buçuk yaşında ya. Onun kemiği falan yok Hamur be. Küçücük yani 1,5 yaşında. Ah yavrum ya. Ay ne olur, şu fotoğrafa gerçekten dayanamıyorum. Gerçekten çok asabım bozuluyor. Demet Akalın da bir tweet atmış. Ecrin bebek parçalayacak kadar, nefret edecek kadar ne yaşattı 1,5 yaşındaki bu bebek? İdam, idam, idam diyor. Yaşam hakkınız yok. İnsan haklarıymış. Yeter be, 1,5 yaşındakinin hakkı nerede? Ben hala o idam konusunda, yani bunların ruhsal durumunun çok bozuk olduğu ve kökten bir şey artık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu idamla da olacak iş değil ki. Böyle uzayacak gidecek yani. Ya Ecrin o canlı yayına çıkan kadının çocuğu değil sadece. Ecrin şu anda gerçekten Türkiye'nin evlerinde huzurla uyuyan, aman ona bir şey olmasın diyen tüm ailelerin çocuğu. Tedavi Herkes bir edilmesi tane o gereken. yerine bir koysun. Şu anda ne olacak? Bu kadar çığlıklar nesi boşa gidecek ya? Üvey amca çocuğun altını değiştiriyormuş diyor İpekçi. Oğlu Rahime. Gülben Uzunak sigara da içirmiş çocuğu amca. Aynı evrende çok güzel yaşamamalı cellatlar ve çocuklar. Ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğmamalı çocuklar. Ya. Evet, daha caydırıcı cezalar olmalı. Kesinlikle daha caydırıcı hem ceza hem de bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Bu tür biraz evvel de arkadaşımız demiş ya, hani şeytan yaptı. Evet, bu tür şeytanların da aramızdan defolup gitmesi Değişik bir gerekiyor. akrabalık ilişkileri var. Yani şu andaki kocası eski ölen eşinin de akrabası falanmış. Yani enteresan da bir ilişkiler var. Hatta o adamın ölümüyle ilgili de evde kavga çıktığı için Dediğim diyorlar. gibi şeye çok benzetiyorlar o diğer Palo Diğer ailesine. Yani evet konuşmamız yasak o konuyla yasak o alakalı ama aileyi aileyi konuşmak. söylememiz Ama olabilir. o aile gibi karman çorman bir durum. Şimdi siz o aile gibi karman çormansınız ya da sorumsuzsunuz ya da genişsiniz diye bu bebeğe günahı yok yani. Bu bebeğin günahı yok. Ramazan'da alınan habere bak. Allah ıslah etsin ya. Allah ıslah etsin. Bir sonraki konuya geçsek mi? Burada mı kalsak? Yani gerçekten ne yapacağımızı